Merhaba. Birkaç güne kadar seçimin rengi ortaya çıkmış olacak. Eski coşku ve beklentiden eser yok. Evet, hayat pahalılığının buram buram hissedildiği ve sonrasına dair bir umudun olmadığı coğrafyada iktidar adaylarının esasen insan içine çıkmaması gerekirken kampanya yapması tuhaftır, tuhaf olmasına da bunun kısa analizi siyaset kurumunun topyekün çökmüş olmasıdır. CHP'nin İstanbul'da bina alırken milyonlarca nakiti kayıt dışı ödediğinin ortaya çıkması seçim döneminin simge olayıdır. Gökhan Zan ve Meral Akşener magazini dahi yaklaşamaz buna. İktidar muhalefetin alternatif olmaktan çıkmasını tepe tepe kullanıyor. Ve bu defa rüşvet ve yolsuzluklarını doğrulanmış muhalefet örnekleriyle ustaca yansıtıyor. Seçmenin büyük çoğunluğu çözülmesi gereken bir numaralı sorun olarak ekonomiyi görürken şu iki şey oluyor. Bir, alttan bunlarla olmaz, çözerse yine Erdoğan çözer kampanyası yürüyor. İki, Erdoğan kaynağı bulur refah payını telafi ederiz söylemiyle ölümü gösterip sıtmaya razı ediyor. Korkarım artık Türkiye seçimleri son Rusya seçimleri gibi renksiz bir evreye girdi. Bir farkla. Orada Putin seçimden sonra rakiplerini Kremlin'de ağırlayıp demokratik seçim sürecine katkılarından dolayı teşekkür ediyor, birlikte görüntü veriyor. Erdoğan ayıp olmasın diye böyle yapmıyor. Karşınızda açgözlü bir iktidar var. Yeniden Refah Partisi kendi listeleriyle seçime girdi, 5 milletvekili çıkardı. Bunlardan biri olan Suat Pamukçu, AKP'ye katıldı. Erdoğan İstanbul mitinginde rozetini takıp elini havaya kaldırdı. İkisinde de siyasi ahlak hak getire. Fatih Erbakan da onu demiş. Birileri mal bulmuş mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Tabii temkinli olmakta yarar var. Daha ağır konuşup küfürler savuranların sonra bunları nasıl yalayıp yuttuğunu gördük. Mevcut siyasi tecrübe politikacıların süslü laflarına inancı bitirdi. Sürdürülebilir eylemi başlatma zamanı geldi geçiyor. Sürdürülebilir diyorum çünkü önceki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017'deki adalet yürüyüşü gibi başlayıp bitmemeli. Hadi orada eylem vardı. Yeni başkan Özgür Özel, Can Atalay kararından sonra anayasa mitingi yapacaktı. Şehit haberlerini fırsat bilip erteledi bunu. Sürdürmek bir yana eylemi başlatamadı bile. MHP lideri Devlet Bahçeli 2014 yılında 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzlukla mücadele haftasını ilan etmiş, makam odasındaki saatin pilini çıkarıp 17-25'te durdurmuştu. Bir şey ifade ediyordu o zamanlar bu. Özgür Özel meclisten çıkamadı. Sinop meydanından Erdoğan'a seslenmiş. Pazartesi meclisi açalım, salı günü emekliye zam mı yapalım? Erdoğan'ın zam vereceği yok da. Öyle olsa bile bunun rantını sizinle paylaşmazdı herhalde. Alem bunlar. Birkaç gün içinde seçim var. Gümbür gümbür kampanyası olmalı ve seçmen değiştirebileceği inancıyla sandıklara koşmalıydı. Sandıkları patlatmalıydı. Gidişat öyle değil. Heyecan yok. İnancı götüren şey tek başına Erdoğan'ın muhalefet tarlasını sürmesi değil. Muhalefetin de bir o kadar fırsatçı ve çıkarcı olması. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. 2019 İstanbul seçiminde sonuca etki eden en önemli gelişme kuşkusuz Selahattin Demirtaş'ın varsa azıcık hatırım, gerekirse bağrınıza taş basın ama mutlaka sandığa gidip faşizme hayır anlamına gelecek oyunuzu kullanın çağrısı olmuştu. Dolar 5 liraydı, enflasyon uçuşa geçmemişti, Ekrem İmamoğlu yeni bir isimdi, Demirtaş'a selam getirip götüren isimler vardı, mesajın o günkü koşullarda anlamı büyüktü. 5 yıl sonra tuhaf olan bugün tekrar gözlerin Selahattin Demirtaş'a dönmesi ve çarşamba günü ne mesaj verecek diye merak konusu olması. İstanbul seçiminin kaderi yine onun iki dudağı arasındaysa İmamoğlu ve çevresinin dönüp kendi pozisyonlarını tartması icap eder. Fakat eminim bugün hepsinin gözü kulağı Edirne cezaevindeydi.